İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene hayatın içinden birbirinden ilginç ibret öyküleriyle birlikteyiz sevgili seyirciler. Bu akşamki öykülerimiz biraz farklı. Önce güzel dinimizi kör cahillerin nasıl yanlış yorumladığını, kendi körlüklerine başkalarını da nasıl sürüklemek istediklerini göreceğiz. Bilime en büyük değeri veren dinimize öncelikle aydınlarımızın sahip çıkması, dinimizin cahillerin elinde bırakılmaması gerektiğini bir kere daha anlayacağız. Daha sonra sayısız gencimizin can verdiği, Güneydoğu'daki terör yıllarında geçen yüreğimizi burkacak bir öykü izleyeceğiz. Artık bittiğine ve bir daha açılmayacağına inandığımız bu kanlı dönemin içinde bir ailenin ibret dolu dramına tanıklık edeceğiz. Gene vicdanımızın aynasında bu öykülerden kendimize kıssadan hisse çıkaracağız. Hayatınız bu dünyada sona erdiğinde sizden bir parçayla bir insanın yaşamasını sağlamak kadar büyük bir sevap var mıdır sevgili izleyenler? Evet, organ bağışından söz ediyorum. Ülkemizde organ bekleyen o kadar çaresiz hasta var ki ve organ bulamadığı için yaşama veda eden çocuk, genç, yaşlı o kadar çok insan var ki. Gizli dünyalarda şimdi organlarını bağışlayan inanmış bir Müslümanla ona karşı çıkan arkadaşının ibret dolu sarsıcı öyküsünü izleyeceğiz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. Bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir. Şüphe yok ki büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! O size iyi ile kötüyü ayırt etme kabiliyetini verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Amin. Nasılsın Hasan? Çok ağrın var mı? Ara ara geliyor. Ama artık ağrılarımı duymuyorum bile. Kendimi hazırladım Hümeyra. Ne olur böyle konuşma. Kahrediyorsun beni. Hümeyra, bana da kendine de acı çektirme. Vaktimin kalmadığını sen de biliyorsun. Hasan, Allah'tan ümit kesilmez. Günde olmadan neler doğar. Bu hastalığın bir çaresi yok. Doktor da söyledi. Neyse ki gözüm arkamda kalmayacak. Evin, bankada birkaç kuruşun var. Rahatım, kimseye de muhtaç olmazsın. Ne olur böyle konuşma. Sen olmadan ben nasıl yaşarım? Takdiri ilahi böyleymiş Hümeyra. Bana da sana da boyun eğmek düşer. Ya hanım, bu ev çok karanlık değil mi? Açsana şu ışıkları ya. Aa, sabah sabah ne ışığı? Benim gözler iyice bozuldu. Şu gazetedeki yazıları bile seçemiyorum valla. Bir doktora görün. Gözlük yazar belki. Başıma iş açamam şimdi. Boşuna masraf. Sen bilirsin. Ha, bugün Hümeyra'lara uğrayacağım. Hasan iyice kötüleşmiş. Haftaya çıkmaz diyorlar. Yapma be Emine. Duymuştum hasta olduğunu ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Aslan gibi adamdı. Ya daha yaşı ne ki Hasan'ın? Mahalleden arkadaşımdı. İyi adamdır. Müslüman adamdır. Gidip bir ziyaret edeyim. İyi olur, iyi olur. Hasan yeter artık. Hiçbirimiz kalıcı değiliz Hümeyra. Elbet bir gün sen de yanıma geleceksin. Allah canımı seninle birlikte alsa keşke. Vadesi gelmeden Allah kimsenin canını almaz.
herkesin bir sırası var. Hümeyra, vasiyetimi unutmayacaksın değil mi? Unutmayacağım. Ben ölünce hemen bağış kartımı doktora vereceksin. Ben öleceğim ama benim organlarım başkalarına hayat verecek. Dertlerine deva olacak. Sen cennetlik bir adamsın Hasan. Bu durumda bile başkasının hayatını düşünüyorsun. Bu son ibadetim olacak Hümeyra. Başkalarının hayatını kurtarmak gibi büyük bir ibadet var mı şu dünyada? Benim albümün prodüktörlüğünü Emel Müftüoğlu yaptı. Süper, gerçekten. Sağ olun. Emel, bu alkışlar sana. Ya hakikaten o beni ilk gördüğünde dedi ki işte bir albüm yapacağım. Emine, Emine. Televizyonu bile göremiyorum. Gözlerim de çok ağrıyor. Gidelim diyorum doktora. Lan doktor moktor karıştırma. Çay lapamı koyarım gözlerime. Biraz dinlendirirsem geçer. Ha, bugün Hümeyra'lara uğradım. Hasan iyice zayıf düşmüş. İyice kötülemiş. Bak doktor doktor diyorsun. Bulamadılar bir hal çaresini. Duydun mu Remzi? Hasan organlarını bağışlamış. Ney? Organlarını mı bağışlamış? Evet. Hasan öldükten sonra sağlam organlarını organ bekleyen hastalara vereceklermiş. Emine, doğru mu diyorsun? Hasan hakikaten organlarını mı bağışlamış? Evet. Niye şaştın ki? Ölünce başka hasta insanlara yararı olsun diye. Vah! Vah! Cahil adam! Kim bilir hangi münafık girdi aklına? Kitaptan haberi yok mu bunun ya? Yanacak cayır cayır. Neden ki? Hayırlı bir iş yapmıyor mu adam? Hayır mı? Ya günah bu günah. Din kitap bilmezsin, cahil cahil konuşuyorsun. Ahiret eksik bedenle mi çıkacak? Yok. Yarın gidip konuşurum onunla ben. Aklını başına getiririm onun ben. Allah. Ey Rabbimiz, ilmin ve rahmetin her şeyi içine almıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Remzi abi geldi Hasan. Selamun aleyküm Hasan. Aleyküm selam Remzi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun be arkadaşım. Sağ olasın Remzi. Ama bu geçecek türden değil. İtikadını sağlam tut. Allah imanlı kullarını yalnız bırakmaz. Bu dünya fani Hasan. Mühim olan diğeri. Biz bu dünyaya neden geliyoruz? Sınanmak için. Bu dünyada dinine bağlı yaşayan, ey bir Müslüman olanın, öteki dünyada mekanı cennettir. İçini ferah tut. İçim ferah Remzi. Hayatım boyunca imanımla yaşadım. İyi bir Müslüman olmaya çalıştım. Tabii takdir yüce Allah'ındır. Ben de sen öyle tanıdım Hasan. İşte o yüzden duyduklarıma inanamadım. Bir de senden duyayım istedim. Neymiş o? Organlarını bağışlamışsın. Doğru mu? Evet, doğru. Bağışladım. Ne varmış bunda? Oğlum senin aklın yerinde mi lan? Ha? Kitabımızda bunun yeri var mı? Bunu bilmez misin? Ahirette eksik vücutla yargılanamazsın. Sonsuza kadar acı içinde kıvranırsın. Öyle deme Remzi. Ben öldükten sonra bir organımın hasta bir insana can vermesi hiç günah olur mu? Ya organını bağışladığın kişi günahkarsa, he? Bütün günahlar sana yazılır. Sen de onunla birlikte günahkar sayılırsın. İnsan ölünce bedeniyle değil, günahıyla, sevabıyla yargı önüne çıkar Remzi. Herkesin günahı kendine. Sen beni dinle Hasan. Yapma bunu. Remzi,
Organ bekleyen çaresiz birçok insan var. Birine can versem, birinin gözünü açsam, bundan hayırlı bir şey var mı? Ya senin aklına münafıklar girmiş. Sen kitap bilmez misin? Gözün kör müdür? Bence senin gözün körleşmiş Remzi. Sen kitabı yanlış okumuşsun. Yüce kitabımızı anlamamışsın. İnsan hayatı kurtarmak kadar sevap bir şey var mı? Seni severim Hasan. Ama bu kararından dönmezsen cenazene bile gelmem. Mezarını ziyaret etmem bilesin. Keşke sen de benim gözlerimle görebilseydin Remzi. Keşke. O zaman organ bağışlamanın nasıl bir sevap olduğunu anlardın. Allah taksiratını affetsin. Benden günah gitti. Ben Müslümanlık görevimi yaptım. Hadi eyvallah. Tövbe estağfurullah. Ne var, ne oldu? Remzi abi kızgın gitti. Ben bu adamı akıllı bilirdim. Ne demek organ vermek yahu? İnsan toprağa girerken bütün olmalı. Sana ne be? Bağışlamak istemiş, bağışlamış. Ne var bunda? Belki birinin hayatı kurtulur. Birine şifa olur. Boş boş konuşma hanım. Ecel gelmişse her şey bahane. İnsanın kaderi değiştirilir mi yahu? Tamam bey. Herkesin günahı kendine. Hadi gel otur artık. Çok büyük günah işliyor, çok. Dedim valla. Cenazesine bile gitmeyeceğim. Hasan iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun inşallah. Çok iyi insandı Hasan. Allah'ın sevgili kulu. Mekanı cennettir elbet. Doğru. Ağlama yavrum. Başına sağ ol. Sakin ol. Sakin ol evladım. Bir dakika. Bu kartalın kocam sağlığında sağlam bütün organlarını bağışlamıştı. Bir iyileyse yapın. Tamam abla, sen hiç merak etme. Hastanede organ bekleyen o kadar çok hasta var ki. Kocan iyi bir insanmış. Öyleydi. Öyleydi. Hadi öyleydi. Tamam. Hasan, Hasan. Sakin. Hasan. Çok ayıp ediyorsun Remzi. 40 yıllık arkadaşın senin. Seni ilgilendirmez. Benim kafirlerle işim olmaz. İnat etme. Son defa uğurlayacaksın arkadaşını. Hadi gel. İkindi okundu okunacak. Onun için ancak dua ederim Emine. Sözümden geri dönmem. Dinlemedi beni. Günaha girdi. Gelmem cenazesine. İyi peki. Sonra pişman olmazsın inşallah. Arkadaşın için yapacağın son görev bu. Arkadaşın değil o benim. Sen bilirsin. Ben gidiyorum. Remzi. Kahvaltı hazır Remzi. Hala uyuyor musun? Hayrola Bey, neyin var? Gözlerim Emine. Her geçen gün kararıyor. Önümü bile göremiyorum. Sanki yavaş yavaş bir perde iniyor gözüme. O kadar dedim sana bir doktora gidelim diye. Dinlemedin ki. Hadi kalk doktora gidiyoruz. Doktor ne yapacak bana yahu? Yeter be! Hadi Remzi.
Kalk inat etme. Doktora gidiyoruz. Senin üstüne bir şeyler hazırlayayım. Tamamdır. Buyurun geçelim. Bozulmuş mu gözlerim doktor bey? Yok. Bu daha değişik bir hastalık. Görme noktanız iltihaplanmış ve hasar görmüş. Bunun ilaçla tedavisi mümkün değil. Peki ne yapabiliriz doktor bey? Niye bu zamana kadar beklediniz, gelmediniz ki? Çok geciktirmişsiniz. Yarıdan fazla görme kaybı var. Bu her gün biraz daha ilerleyecek. Kör mü olacağım yani, onu mu demek istiyorsunuz? Yok. Eğer şansınız varsa kornea nakliyle kurtulursunuz. Uygun bir organ bulursak tabii. Yani bu dediğiniz organ nakli değil mi? Evet. Ölmüş insanlardan alınan organlarla yapılıyor. Şanslıysanız bir göz bulabiliriz. Yok doktor bey, yok. Biz dinimize, imanımıza bağlı insanlarız. Organ nakli günahtır. Ne demek günah? İnsanın hayatını kurtarmanın, görmeyen gözlere ışık vermenin nesi günah? Kalk hanım kalk. Ben dedim sana. Remzi, neden böyle yapıyorsun? Yapma. Hanımefendi, size söylüyorum. Kocanız göz nakline razı olmazsa yakında tamamen kör olacak. O Allah'ın bileceği şey doktor bey. Sen nereden bileceksin? Yürü hanım, yürü. Remzi. Allah böyle gören körlere akıl fikir versin. Ne diyeyim? Emine. Kahve yaptım. Emine. Hiçbir şey göremiyorum artık. Ne korkunç bir şey bu. Hiçbir şey göremiyorum. Her yer karanlık. Görmeyen insanların ne çektiğini anlıyor musun şimdi? Anlıyorum Emine. Dayanılmaz bir şey. Hiçbir şey görememek tam cehennem işkencesi. Remzi, körlükten kurtulacak tek çareyi söyledi doktor. Neden hala inat ediyorsun? Neden istemiyorsun? Günah olmasa istemem mi? Kör olmaktan ben de korkuyorum. Ama girmem günaha. Kendini düşünmüyorsan beni düşün. Olmaz hanım. Allah benim şifamı verir. Ben bu yüzden arkadaşımı sildim. O zaman bu kahrı çekeceksin Remzi. Bana da çektireceksin. Remzi oğlum. Hocam, hocam sen misin? Benim, ben. Nedir bu halin Remzi? Ne oldu sana? Sorma hocam. Bir kara perde indi gözlerime. Evladım doktora gitmedin mi? Gittim ama göz nakli dedi. Ben de yaptırmadım. Neden yaptırmadın evladım? Neden olacak hocam? Organ nakli günah değil mi? Günaha girmek istemedim. E güzel evladım, bunun neresi günah? Bir insanın başkalarının derdine çare olması, gözlere ışık vermesi kadar sevap bir şey var mı? Olur mu hocam? Ya o gözlerin sahibinin bir günahı varsa, ben de mi günahkar olayım? Evladım, sen güzel dinimizi hiç anlamamışsın. Kitabımızda bir insanın hayatını kurtarmak en büyük sevaptır. En hayırlı ibadettir. Günah değil midir yani? Ama hocam, olur mu? Organını veren insan başkasının hayatına can verir, hayat verir. Bu dinimizce caizdir. Müftümüzün bile fetvası var. Sen nerede yaşıyorsun?
Hocam, ben günah sanıyordum. İyice biliyor musun hocam? Oğlum, ben bu caminin imamıyım. Seni günaha sokacak bir şey söyler miyim? Hadi oğlum, hadi. İş işten geçmeden koş hastaneye. İnşallah uygun bir göz bulunur da sen de bu körlüğünden kurtulursun. Hadi. Gel, gel. Sağ ol Süleyman Bey. Önemli değil. Sağ ol Süleyman. Dikkat et Remzi. Yavaş. Yavaş. Evet Remzi Bey. İyi ki inadınızdan erken vazgeçtiniz. Yoksa ömür boyu kör kalacaktınız. Kocam görebilecek mi doktor bey? Görecek. Şansınız varmış. Bereket yüce gönüllü biri gözlerini bağışlamış. Kocanıza onun gözlerini naklettik. Allah sizden razı olsun doktor bey. Siz bana değil, gözlerini bağışlayan merhuma dua edin. Edeceğim doktor bey. Elbette edeceğim. Gözlerim görmediği zaman ne kadar çaresiz olduğumu anladım. Meğer ben yanlış biliyormuşum. Böyle düşünüyorsanız gözleriniz tamamen açılmış demektir Remzi Bey. Şimdi şöyle bir yatın bakalım. Bandajları açalım. Evet. İlk anda bulanık görürsünüz. Ama giderek açılacaktır. Çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Gerçekten artık görüyorum. Çok geçmiş olsun Remzi Bey. İyi ki doğru kararı verip geldiniz hastaneye. Gözlerini kim bağışladıysa Allah ondan bin kere razı olsun. Çoğu insan sizin gibi organ bağışını yanlış biliyor. Tereddüt ediyorlar. Ne büyük sevap olduğunu bilmiyorlar. Sizin gözünüzün açılmasına vesile olanın da mekanı cennettir. Doktor bey, gözlerimi tekrar ışığa kavuşturan rahmetli kim? 15 gün önce vefat eden bir adam. Hasan Bey. Gözleriyle sizi ışığa kavuşturdu, bağışladığı kalbiyle de bir gencin hayatını kurtardı. Hasan mı? Evet, Hasan Demirci. Allah'ım. Sen beni ne büyük bir sınavdan geçiriyorsun. Tanıyor muydunuz? Çok iyi tanıyordum doktor bey. Organlarını bağışladığı için günahkar ilan ettiğim, cenazesine bile gitmediğim arkadaş. Hadi Müsür Ağa, süt müsür, hadi Müsür Ağa. Şükürler olsun reis. Kabus bitti artık. Yeniden görebiliyorsun. Daha ne isterim Allah? Öyle, öyle. Gel. Sen sevinmedin mi Remzi? Vicdan azabı çekiyorum Emine. Ben bu gözleri nasıl taşırım? Hasan'ın cenazesine bile gitmedim. Emine, sen eve git. Benim yapmam gereken önemli bir iş var. Ne işi ki? Geç de olsa bir görevimi yerine getireceğim Emine. Hasan, kardeşim,
Beni affet. Sen haklıymışsın. Benim gözlerim gerçekten körmüş. Ama Allah bana öyle bir ders verdi ki... Bana önce körlüğü yaşattı... Sonra senin gözlerinle... Beni körlükten kurtardı. Seni severim Hasan. Ama bu kararından dönmezsen... Cenazene bile gelmem. Mezarını ziyaret etmem bilesin. Keşke sen de benim gözlerimle görebilseydin Remzi. Keşke. O zaman organ bağışlamanın nasıl bir sevap olduğunu anlardın. Allah taksiratını affetsin. Benden günah gitti. Ben Müslümanlık görevimi yaptım. Artık senin gözlerine daha aydınlık, daha doğru görüyorum kardeşim. Ben de hemen organlarımı bağışlayacağım. Ben de büyük bir sevaba ereceğim. En büyük ibadeti yapacağım. Sevgili izleyenler, organ bağışının nasıl büyük bir sevap olduğunu hala bilmiyoruz. Diyanet Başkanlığımız da dinen caiz olduğunu defalarca belirtti ama insanlarımız hala tereddütlü. Organlarımızı bağışlamakta tereddüt etmeyelim. Ölümlerinden sonra organlarını bağışlayanlar iyiliklerin en büyüğünü yaparlar. Sevapların en büyüğünü kazanırlar. Onların mekanı cennettir. Aksini düşünmek mümkün değil. Düşünün ki bağışladığınız organlarınızla çaresizlere çare olacaksınız. Hayatın baharında bir çocuğa can verip görmeyen göze ışık olacak, çaresiz bir hastaya şifa olacaksınız. Bundan büyük iyilik, bundan büyük sevap olur mu? Ve alacağınız hayır dualarını düşünün sevgili izleyicilerim. Sağlık verdiğiniz, ışık verdiğiniz, can verdiğiniz o insanlar size her gün rahmetle anacaklar. Yalnız onlar mı? Onlarla birlikte onların ailelerinin, sevenlerinin hayır duaları her zaman sizinle olacak. Organlarınızı bağışlayarak en büyük ibadeti yapacak, en büyük sevaba ereceksiniz.